Selam arkadaşlar. Shimano BB 9241 Pressfit göbek bakımını yapacağız. Söktük bisikletin üzerinden. Ben diğer taraflarını hazırladım. Bu tarafını da beraber yapalım. Aynı işlem. Şimdi bir maket bıçağıyla ilk başta bir kapak segmanı var. Plastik. Onu çıkartıyorsunuz. Daha sonradan şurada üst yağsını temizleyin. Daha sonradan tornavidayla arkadaşlar. Düz tornavidayla. Vurmana geçen plastiği var. Onu kaldırıyoruz. Ama bunlar kurumuş olabilir arkadaşlar. Hassas davranın. Bu şekilde kırılabilir. Zararsız bir şekilde çıkartın. Sonradan iç tarafında bir vurmanların, yani bilyenin olduğu yerde şöyle bir İşte geçen contası var. Alt tarafı bilye doldur bunun. Şimdi burayı zararsız bir şekilde açıp içerisini temizleyeceğiz. Tam şu şekilde. Bu şekilde yavaş yavaş çevire çevire yapın ki lastiğini yırtmayın. Bir de ucu sivri olsun. Bunu kaldıracağınız şeyin. Bakın mesela bıçağın ucu kırılıyor. Tekrar bıçağı ucunu açın. Yani küt uçla bunu çıkartmayın. Lastiğini parçalayabilirsiniz. Lastiği parçalandığı zaman daha sonra daha çabuk bakım ister. Daha çabuk toz toplar. Evet, çıkarttık. Şu şekildedir bu da. Bunun iç tarafı böyle saçtır. Yani saç zaten bu. Dışı plastik kaplamadır. İçine toz kaçmasın diye. Daha sonradan rulmanı çıkartmanıza gerek yok. Çünkü rulmanı çıkartmak biraz daha uzun bir işlem sürebilir. İşte bu takım aletlerin biraz daha inceleri var, bu içe yatan. Onu takıp ondan sonra bunu çıkartıyorsunuz. Böyle bir balata spreyi gibi bir şeyle eski yağsını biraz akıtacağız. Tekrardan yeni yağ basacağız içine. Bu sırada üstünü başını silebilirsiniz.
sizin evde yapacağınız bakımlar. Yani bunun daha detayına inildiğiniz zaman dediğim gibi rulmanını çıkartıp işte rulman altını falan da temizleyebilirsiniz. Şekilde biraz tanzikle basın ki iyice aksın yağsı. Şimdi parçaların hepsinin yünü var arkadaşlar. Yönüne dikkat ederseniz bir sorun yaşamazsınız. Ya yani ters taktığınız zaman ne yapar? En başta dediğim gibi erken bakım ister. Daha sonradan sıkışma yapabilir. Bak mesela çıkartırken bu takım eziklikler yaşanabilir. Bunu tekrardan düzeltmeniz gerekir. Buraları tekrardan düzeltin ki kapak vurmanın çevresini tam kapatsın. Boşluk olmasın. Yani tozun ya da suyun öyle çok çabuk girebileceği bir zemin olmasın. Daha sonradan içine yağ basacağız arkadaşlar. Bir şırınga yardımıyla rahat bir şekilde. Bu şekilde yağsını bastık. Daha sonra normalları yağlıyoruz. Yağ indiğinden emin olana kadar bu şekilde çevirebiliriz. Daha rahat kaldırmak için şekilde burada kalan fazla yağsını topladık. Bakın rulmanlara hep yağ gitti. Tekrardan yağ basıp kapatacağız. Bu şekilde. Sonradan en son çıkarttığınız o iç tarafı saç, yani kendisi böyle metal ve plastik kaplamalı olan koruyucu parçayı oturtuyoruz. Tornavida yardımıyla delmeden, çok bastırmadan
şekilde bak, iç tarafından da mesela yağlar çıkana kadar iç tarafından yağlar çıktı. Çünkü bu gres yağı alt taraftan çıkması gerekiyor. Ki emin olalım. Şöyle tekrardan bir üst tarafını bir temizleyin arkadaşlar. Çünkü bundan sonra ne kadar da yağ doldursam buraya şeyini almaz. Rulman kısmını almaz. Çünkü kapağını kapattık, rulmanın kapağını. İçindeki yağı temizlemeyin arkadaşlar. İçindeki yağ kalsın. Daha sonradan bu parçaya takacaksınız. Bu parça takıldıktan sonra da en üst kapağını takacaksınız. Presfit BB9241'in bakımı bu kadar arkadaşlar. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacaksınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek üzere.